Duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını yapacağımız eserlerin, bu kıymetli hizmetlerin Finike'mize hayırlı olmasını diliyorum. Evet, bu hafta sonu Gazi Paşa'dan başladık. 2 gün boyunca toplu açılışlar yaptık. Bugün Antalya'da son durağımız final Finike'deyiz. Gazi Paşa'da havalimanını resmen açtık. Manavgat'ta toplu açılışlar yaptık. Antalya'da dün akşam Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı Menderes Türel kardeşimize açıkladık. Bugün önce Antalya merkezde, ardından Korkut elindeydik. Oralarda da toplu açılışlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de Finike'deyiz. Siz kıymetli Finikeli kardeşlerimle özlem gideriyor. Aynı zamanda değişik kalemlerde 12 trilyon liralık tesislerin açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar içinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan Finike Arif Köyü İlk ve Ortaokulu var. Yine Türkiye Elektrik İletişim AŞ eliyle yapılan Trafo Merkezi var. Yenilemesi var. Bu hizmetlerle birlikte Finike Belediye'mizin tamamlamış olduğu yatırımları da resmen şu anda hizmete alıyoruz. Burada sizlerin huzurunda bu vesileyle bazı müjdeleri de vermek istiyorum. Finike'de inşallah 3 adet dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Finike için hayati önem arz eden bu 3 proje inşallah en kısa zamanda bitirilmek suretiyle Finikeli kardeşlerimin hizmetine sunulmuş olacak. Bu kapsamda ilk olarak Finike'ye 4,5 trilyon yatırım bedeli olan bir adalet sarayını inşa edeceğiz. Finike Adalet Sarayı'nın projesini tamamlamak üzereyiz. Proje bittikten sonra kısa sürede inşaatın ihalesine çıkacağız. Finike için 2. büyük projemiz Kapıçay Barajı. 40 trilyon lira proje bedeli olan bu baraj Başköz Deresi üzerinde inşa edilecek. Kapıçay Barajı'nın hizmete girmesiyle Finikeli tüm çiftçi kardeşlerimin, Turunçovalı üretici kardeşlerimin tarlası sulanacak, ürünleri inanıyorum ki bereketlenecektir. Değerli kardeşlerim, ayrıca bu barajda ülkemiz yaklaşık 7 milyon kilowatt saat enerji kazanacak. 4,6 milyon kilowatt saat enerji inşallah elde edecek. Son büyük yatırımımız ise Finike'ye yakışan bir hastane olacak. O da 125 yataklı bir hastane. Şu anda arsa tahsis çalışmalarının ardından önümüzdeki ay inşallah projesi tamamlanarak ihaleye çıkacak. Bu yatırımlarımızın, eserlerimizin Finike'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetlerin tamamlanmasında, bu hizmetlerin Finike'ye kazandırılmasında emeği geçen tüm bakanlık mensubu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Mimarıyla, mühendisiyle hepsini kutluyorum. Ve Finike'miz için de hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Sevgili kardeşlerim, bizim bu topraklardan, bu milletten, bu milletin refahından, mutluluğundan başka bir siyaset anlayışımız yok. 11 yıl boyunca herkes bizim siyasetimizi, ürettiğimiz hizmet siyasetini çok açık biçimde gördü. Hatırlayın, Antalya'dan buraya G20
gelen karayolunu hatırlayın. Bizden önce neydi? Biz geldikten sonra bu yol ne hale geldi? Adeta Azrail'le boğuşma yolu halindeydi. Öyle mi? Kazaların çok yoğun olduğu bir yol değil miydi? Ne çileler çekiliyordu bu yolda. Ama bu yolları hamdolsun geneli itibariyle duble yola, yani en kritik yerlerde, üç şeride vesaire dönüştüren biz olduk. Biz laf üretmedik. İcraat ürettik. İktidarımız boyunca bir yandan Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlarken bir yandan ülkemizin kalkınmasını gerçekleştirdik. Biz kardeşlik hareketiyiz. Biz eşitlik ve adalet hareketiyiz. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. 2002'de göreve geldikten sonra bu ülkenin her karış toprağında hizmet ürettik. Artvin'in yaylalarından Van'ın mezralarına, Torosların zirvelerinden Islanca dağlarının eteklerine kadar insanın olduğu, canın olduğu her yere hizmet götürdük. Biz kimsenin dinine, diline, rengine, etnik kökenine bakmadan onların bir samimi gülüşü, bir hayır duası için hizmet ediyoruz. Türkiye'de kadim kardeşlik anlayışını güçlendirmek, birlik ve beraberlik ortamını daha da sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, horlamadan, ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmet götürüyoruz. Kimsenin dünya görüşümüne karışmayız. Hiç kimsenin yaşam tarzı bizi ilgilendirmez. Ve 11 yıl içinde her şey ortada. Ne yaptığımız ortada. Allah aşkına kimin yaşam tarzına, kimin giyimine, kuşamına AK Parti iktidarı müdahale etti. Fakat Türkiye'de öyle bir muhalefet anlayışı var ki yapsanız da yapmasanız da size çamur atmaktan başka onların bir mahareti yok. Sadece iftira. Bir şey yaparlar mı? Yok. Hizmet var mı? Yok. Sadece iftira. Ellerinde başka malzeme yok. Kardeşlerim, Türkiye'de iktidara geldik. Dedik ki demokrasi, temel hak ve özgürlükler bizimle güç bulacak. Milli gelir neydi? 230 milyar dolar. Şimdi milli gelirimiz nedir? 2012 sonu itibariyle söylüyorum. 782 milyar dolar. Kardeşlerim, sadece bu mu? Bakınız, göreve geldik. 36 milyar dolar ihracat yapıyorduk. İşte Finikeli bunu çok iyi bilmesi lazım. Bütün Antalya bunu çok iyi bilmesi lazım. Sebzesinden meyvesine kadar her şey. Ne kadar ihracat yapıyordu, şimdi ne kadar ihracat yapıyor? 36 milyar dolardan geçen yıl sonu itibariyle 152,5 milyar dolara çıktık. 36 milyar dolar nire? 152,5 milyar dolar nire? Bu iktidarla oldu mu? Bitmedi. Biz kimden devraldık Türkiye'yi? Yavru bir CHP vardı, DSP. MHP, ANAP. Bunlardan devraldık. Onlar IMF'den borç aldılar. Borç, borç, borç. Ne kadar? 23,5 milyar dolar bize borç devrettiler. Eyvallah. Biz de sıfırladık. 14 Mayıs itibariyle sıfırladık. Şimdi IMF'ye biz borç vereceğiz. 5 milyar dolar onlarla anlaşma imzaladık, borç vereceğiz. Veren el, alan elden üstündür. Şimdi Türkiye işte güçlü devlet olduğunu ortaya koyuyor. Büyük devlet olduğunu ortaya koyuyor.
Ah değerli kardeşlerim. Bunlar neler yaptılar? Türkiye'yi nereye getirdiler? Şimdi biz nereye götürüyoruz? Bakınız, Merkez Bankası Türkiye'nin nesidir? Milli Bankası'dır. Öyle mi? Biz ne kadarla devraldık biliyor musunuz? Merkez Bankası'nın kasasında 27,5 milyar dolar vardı. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasında ne var? 135 milyar 625 milyon dolar var. Ve bu bir cumhuriyet tarihinin rekorudur. Rekor. Biz rekorlar peşinde koşuyoruz. Rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. Ve Türkiye inşallah yeniden küllerinden ayağa kalkıyor. Ve bu böyle devam edecek. Çok daha güçleneceğiz. Bize bu yetmez. Yakışanı yapacağız. İşte göreve geldik. Antalya Havalimanı turistlerin ihtiyacına cevap vermiyordu. Ve değerli kardeşlerim, o zaman Antalya'ya gelen turist miktarı yaklaşık 3 milyon civarındaydı. Ve biz ne yaptık? Hemen oraya bir pist, bir de yeni terminal binası inşa ettik. Bir de Gazipaşa'yı şimdi inşa ettik. Peki şimdi Antalya'ya gelen turist sayısı ne hale geldi? Değerli kardeşlerim, yaklaşık 13 milyona ulaştı. Şu anda Türkiye'nin turizmde 1/3'ünü neresi çekiyor biliyor musunuz? Antalya çekiyor. Bakınız 13 milyon turistle devraldık. Şimdi 36 milyonu devirdik. 39'a doğru gidiyoruz. 40'a doğru gidiyoruz. Bu Türkiye'yi dünyanın en önemli turizm destinasyonu haline getirmek. Bir güven, istikrar ülkesi haline getirmekle oldu. Eğer Türkiye güven vermemiş olsaydı, istikrar vermemiş olsaydı buraya gelirler miydi? Turizmde bu çok önemli. Ve üstelik Antalya'nın bir özelliği var. Antalya kadim bir Selçuklu kenti. Kadim bir Osmanlı şehri. Aynı zamanda da modern bir cumhuriyet şehri. Antalya köklerinden koparılamaz. Antalya özüne, ruhuna yabancı bir şehir haline getirilemez. İşte şimdi buraya girerken burada da güzel bir ev gördüm. Baktım ki o ev tarih kokuyor. İşte bunları ihya etmemiz lazım. Bunları çoğaltmamız lazım. İnanın bunlar çoğaldıkça Finike'ye gelen turistlerin sayısı daha da artar. Çünkü ben turizm deyince sadece güneş, kum, deniz anlamıyorum. Biz geldiğimizde böyle anlıyorlardı. Ama biz geldik, buna kültür turizmini ekledik. Eğitim turizmini ekledik. Biz buna sağlık turizmini ekledik. Biz buna golf turizmini ekledik. Biz buna değerli kardeşlerim, bütün bunların yanında yayla turizmini, kış turizmini ekledik. Ve böylece dünyada turizm noktasında hangi başlıklar varsa şu anda Türkiye'de bizim turizm anlayışımızda bunların hepsi var. Dolayısıyla Türkiye'mizin neresine giderseniz gidin orada turizm noktasında bakıyorsunuz ki dünyanın değişik yerlerinden insanlar gelmiş orada turist olarak dolaşıyorlar. Buralara durup dururken gelmedik. Onun için de ne oluyor? Turist sayısı devamlı artıyor. Bundan dolayısıyla benim Finikeli kardeşim de istifade ediyor. Daha da güzel olacak. Bunları yeterli bulmuyoruz. İnşallah bu güzel Finike'miz sadece seralarıyla hayata bakmıyor. İnanıyorum ki turizmiyle de bakıyor. Ve bunlar yaygınlaşacak ve bu toprakların ruh iklimine inşallah uygun bir şekilde zenginleşeceğiz. Antalya'da tüm ilçelerinde, Finike'de tarihi korumak,
medeniyet köklerimizi korumak, kültürü, gelenekleri korumak, bununla geleceğe yürümek durumundayız. İnşallah 30 Mart bu anlamda da bir değişim dönüşüm tarihi olacaktır. Yani bu ana muhalefet bir garip. Biz büyükşehir yasasını çıkardık. Çok enteresan. Ya bacım öyle bir şey yapıyor ki aldı bunu götürdü Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Niye biliyor musun? Bu yasayı bozmak için. Neymiş? Bahaneye bak. Bir büyükşehir belediyesi diyor örneğin. Antalya'da Kaş'a nasıl hizmet götürecek diyor. Gazipaşa'ya nasıl hizmet götürecek diyor. Çünkü dünyadan bir haberler bunlar. Belediyecilik bunların işi değil, bizim işimiz. Bu kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan geliyor. Ve biz bu yasayı hazırlarken İstanbul'u örnek alarak, Kocaeli'ni örnek alarak hazırladık. Çünkü oradaki mülki sınırlara Büyükşehir Belediyesi hizmet götürdü. Bu anlayışları gördük. Köyler şehir olmaya başladı oralarda. Artık köylerde foseptik çukurlarından bıktık. Niçin oralarda içme suyu olmasın? Neden oralarda atık su kanalları, kanalizasyonlar olmasın? E bunları sen kaymakama bırakırsan bu olmaz. Köy muhtarı bunu yapabilir mi? İhtiyar meclisi bunu yapabilir mi? Buna gücü yeter mi? Yetmez. Ama şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla kalkacak, Kaş'ın en ücra köşesindeki köyüne bile ne yapacak? Hizmet götürecek. İlçe belediyesiyle götürecek. Hem imar bütünlüğü yapacaklar, hem hizmet bütünlüğü yapacaklar. Ve böylece modern şehir nasıl olur bunu göstereceğiz. Medeniyet bu. Kardeşlerim, medeniyet yoldur, medeniyet sudur. Ve bizim suyun gitmediği hala köylerimiz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bakın Köydes denilen projeyi biz uyguladık. Köydes. Neydi Köydes? Köylere biz özel mali destek verdik. Köye hizmet götürme birlikleriyle. Onlara bu desteği verdik. Köylerimizi daha da modern hale getirelim diye. Beldes dedik. Mali noktada sıkıntısı olan belde belediyelerine. Onlara mali destek verdik. SODES dedik. Bunlarla kültürel noktada bir aktivite meydana getirelim dedik. Ve SUDES dedik. Bunlarla su, kanalizasyon vesaire bunlarda imkansız durumu olan yerlere ulaşalım dedik. Merkezi yönetim olarak. Ha bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Buradan Demre'ye sesleniyorum. Demre'deki özellikle o dolu afeti sebebiyle bütün kardeşlerime geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. Ve bu vesileyle şu anda AFAD kurumumuz bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor, yapacak. Ve bizler de şu anda bir miktar ufak da olsa bir yardım gönderdik. Pazartesiden itibaren Antalya Valiliğimiz onun dağıtımına başlayacak. Fakat biz tabii ilave yardımları sosyal dayanışma yardımlaşmadan da aktarmak suretiyle Demre'deki kardeşlerimize bu vesileyle ayrıca elimizi uzatmış olacağız. Değerli kardeşlerim, bizler biliyorsunuz kökü mazide olan atiyiz. Böyle bir milletiz. Ve gelecekte bir medeniyetin temsilcileri olmak zorundayız. İşte Antalya'yı da, Finike'yi de kamu yatırımlarımızda bu şekilde ele alıyoruz. İnşallah 30 Mart'tan itibaren de yeni büyükşehir yasasıyla Antalya'nın tamamını yeni bir vizyonla ele alacak yeni bir belediyecilik ve şehircilik anlayışını tüm dünyaya sergiler hale geleceğiz. Finike'nin ben bu süreçte bizimle beraber hareket edeceğine inanıyorum. İnancım bu konuda tam. Bize olan güveniniz, itimadınız, ahde vefanız. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, bakınız biz Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Afyonkarahisar'dan yola çıktığımız zaman
Biz dedik ki tek millet. Ama bunun içinde ne vardı? Türkü vardı, Kürdü vardı, Lazı vardı, Çerkezi vardı, Gürcüsü vardı, Abazası vardı, Yörüğü vesairesi. Hepsi bunun içinde. 36 etnik unsur. Bunların arasında ayrım var mı? Yok. Biz yaratılanı yaradandan ötürü severiz dedik, yola böyle çıktık. Ve değerli kardeşlerim, tüm insanlara biz eşit mesafedeyiz. Bir ayrım yapamayız. Böyle bir hakkımız yok. Biz onlara efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ayrım yapmaksızın. Değerli kardeşlerim, ikincisi ne dedik? Tek bayrak dedik. Tek bayrak. Asla alternatif düşünülemez. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehidimizin sembolüdür, simgesidir. Şairin dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz bayrağımıza böyle sarıldık. Fakat CHP'ye bakıyorsun, Antalya'da bayrağımızı sallıyor. Peki Hakkari'de niye sallamıyorsun? Orası da bizim vatanımız değil mi? Orada niye sallamıyorsun? Bütün her şey kamera çekimleriyle, her şey elimizde. Niye? Sizler de ifade ediyorsunuz. Korkunun ecele faydası yoktur. Değerli kardeşlerim, bunların siyasetteki yeri bu. Zaten diğeri de Sivas'ın ötesine geçemiyor. O da Sivas'ın batısında siyasetini yapıyor. E Sivas'ın ötesine geç ya. Sen de git Diyarbakır'a. Sen de git Hakkari'ye. Git Van'a. Git Muş'a. Oralar da bizim ya. Git. Bu vatan toprakları ya. Siyaseti her yerde yapalım. Demokrasi güç kazansın. Demokrasi güç kazansın. Ve değerli kardeşlerim, tabii ki tek vatan, 780 bin kilometre kareyle ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla alternatif kabul etmez. Böyle bir anlayış olamaz ve buna müsaade etmeyiz. Bütün gücümüzle her yerdeyiz. Biriz, iriz, diriz, hep beraber Türkiye'yiz. Ben Finike'de bunu görüyorum. Bu aşkı görüyorum. Bu heyecanı görüyorum. Sizin coşkunuz bizim coşkumuzdur. Sizin heyecanınız bizim heyecanımızdır. Bunu unutmayın. Sizin enerjiniz bizim enerjimizdir. Ve biz bu enerjiyle koşuyoruz. Dünyanın dört bir yanına gidiyoruz. Ama onların böyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var. Eyvallah. Dedik ya, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet. Böyle yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, sizleri büyük bir coşku, heyecan içerisinde Finike'de bu şekilde görmek, gerek beni gerekse arkadaşlarımı, gerçekten çok çok mutlu etti. Ama ben diyorum ki şimdi birlikte bizim biliyorsunuz bir şarkımız var. Bu şarkımızı birlikte söyleyelim. Hazır mıyız? Neydi şarkımız? Tamam. Fakat Finike'den bu ses gür çıksın. Şimdi buradan Ankara'ya döneceğim. Ankara'ya döndüğümde sormam lazım. Duydunuz mu, duymadınız mı? Hazır mıyız? Önce ben söylüyorum ve sizden de cevabını bekliyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda.
Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Hep beraber inşallah Türkiye'yiz. Günümüz kutlu olsun. Açılışlarımız hayırlı olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Finike'de yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurdelasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan